Merhaba arkadaşlar. Yine problemler sorularını çözmeye devam ediyoruz. 14. testimizdeyiz ve ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. Siz de okuyorsunuz tabii. Yukarıda verilen 4 raflı kitaplıkta yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla 15, biz de bir yandan yazalım arkadaşlar isterseniz. 15, burada 12, burada 19, burada 10 kitap varmış. Buna göre bu kitaplıkta en az kaç kitabın yeri değiştirirse tüm raflarda eşit sayıda kitap olur diyor arkadaşlar. Şimdi burada acaba kaç tanesini yer değiştireceğiz? Öncelikle kitapların toplamına bir bakalım. 15, 12 daha 27, 27, 19 daha 46, 10 daha 56, 4'e bölüyoruz. 14'er kitap olması lazımmış. Doğru mu arkadaşlar? 14 kitap gerekiyor. Şimdi 14'ü nasıl sağlarız? Herkes baksın buraya. Diyorum ki 14 olması için ne yaparız, ne yaparız? Öncelikle arkadaşlar, şöyle mi yapalım? Siz de yardımcı olun bana. Şimdi şuraya, arkadaşlar, biz şuraya bir tane arkadaşlar, iki tane buraya göndersek. Ne kaldı geriye? 14. Burada ne kaldı? 17. 17 kitabın, 17 kitabın 4'ünü buraya göndersek. Üçünü de buraya göndersek olmuyor değil mi? Güzelce ayarlayalım dedik. Olmadı. Şimdi burada 17 tane kaldı. Tamam mı? O zaman 3 tanesini buraya göndersek, 1 tanesini de buraya göndersek oluyor mu olmuyor mu arkadaşlar? Oldu mu? Bakın 19'dan buraya gitti, 17 kaldı. 17'den 3'ünü buraya gönderiyoruz. 15'ten de 1'ini buraya gönderiyoruz. Oldu değil mi? Böylece 14, 14, 14. 2 burada. 3 de burada 5, 1 de burada 6. 6 kitabın yer değişmesi yetiyormuş arkadaşlar. Zaten en küçükte o gözüküyor. Rahat bir şekilde bulmuş olduk. Anlaşıldı mı? Peki. İkinci soruya bakalım. Şimdi soru ne diyor? Fıstık, fındık, badem, ceviz karıştırılarak bir kuru yemiş paketi hazırlanıyor. Bu paketteki fıstık, badem ve cevizin ağırlıklarla ilgili fıstığın %10'da verilmiş. Buna göre paketteki fındığın ağırlıkça yüz oranını soruyor. Bize şurayı soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu tür sorularda mantık şu. Buranın toplamının 100 olması gerekiyor. Unutmayın. 30'un kaç katı? 750 arkadaşlar. Yani 750'yi 30'a böldük. Tamam mı? Buraya da x diyelim. Buraya y diyelim. Tamam mı? O zaman 600'ün de x'e bölünmesi eşit olması lazım. 350'nin de y'ye bölünmesi lazım. Eşit olması lazım. Şimdi arkadaşlar 750'yi 30'a böldük. Buradan 25 çıktı. Tamam mı? 600 ile yani 25x ile çarptığımız zaman da x'in de 24 olması gerekiyor. Buradan da 350 y demiş arkadaşlar. Onu da şöyle yapalım isterseniz. Bakın 600 bölü 24 demiştik. 350 bölü y. Buradan da işler dışarı yaparsak ne oluyor? 14 çıkıyor. 24, 14 daha ne yapar? 38. 30 daha ne yapar? 68. Buraya ne kalmış? 32. Ne yaptı arkadaşlar? 100. Var mı problem? Var mı problem? Direkt karşıya alıyorsunuz arkadaşlar. Direkt bakın karşısı. Direkt kapıdan karşısı. Direkt alınmış oluyor. Tamam. Peki şuralar demek ki direkt kapı olsun. Kapının karşısı. Ben şu anda arkadaşlara da bir yol gösterdim. Siz anlamadınız tabii. Bana soru sordular. Peki. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen üç şekilden en az iki tanesi üst üste getirilerek aşağıdaki şekiller oluşturulamaz demiş arkadaşlar. Bakınız. Şimdi üç tanesinden en az iki tanesi üst üste konulacak şekilde. Ya da üç tanesi üst üste konacak. Önce ilkine bakalım arkadaşlar. Adana'ya bakalım. Adana oluşabiliyor. Nasıl oluşabiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada A şekliyle C şeklini üst üste getirirseniz olur mu olmaz mı? Sadece şunlar biraz daha koyu olacak. Değil mi? Oldu mu? Oldu. Hemen B'ye bakalım. B'de ise hem A'yı hem B'yi hem C'yi üst üste koyarsam olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Olur değil mi? Peki geldim buna. Burada da arkadaşlar dikkat edin. B ile C'yi üst üste koyarsam oluyor mu? Oluyor. Ama ve lakin şurası boyalı olan bir şekilde bunu sağlayamıyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız deniz.
Anlaşıldı mı? Mesela bu Edirne şıkkı da olabiliyor. A ile B'nin toplamı. Anlaşıldı mı? Peki. Bir hayvan barınağında kedi ve köpeklerin dördüncü sorudayız. Beslenmesi ile ilaçları verilmektedir. Köpeklere her 8 saatte, kedilere her saatte bir adet mama paketi verilmektedir. Köpeklere 100 gramlık, kedilere 200 gramlık paket verilmiş. Bu hayvanlara bir günde toplam 15 kilo mama, 90 adet paket. Şimdi şöyle yapalım mı? Toplam kaç tane kedi köpek vardır diyor. O zaman şöyle yapalım. Köpeklere A diyelim. Kedilere B diyelim. Şimdi ona göre günde demiş toplam, günde demiş toplam. O zaman 8 saatte ise köpeklere bir günde, tamam, 24'ü 8'e böldüğümüz zaman 3 kere verilecek. Dedi 6 saatte birmiş. Şimdi 4'ü 6'ya böldüğümüz zaman 4 kere verilecek. Doğru mu? Peki verilenlere baktığımız zaman demek ki burada verilen şey paketse o zaman 3 kere de 3 paket olur. 4 kere de 4 paket olur. O zaman değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Buradaki mantığımız şu. Herkes dikkatle baksın. Her 8 saatte bir adet mama veriliyorsa bir günde 3 kere veriliyormuş. O zaman demek ki köpekler A tane ise 3A. Kediler B tane ise 4B. Bu bize şeyi veriyor arkadaşlar. Direkt mama paket sayısını veriyor. 90 taneymiş. Doğru mu? Peki. Şimdi ise 100 gramlık, 200 gramlık. O zaman şöyle yapacağız. 3 kere 1, 3 kere veriliyor ama sonuçta bize verilen şey 100 gramlık olduğu için buradaki mantık şöyle olacak arkadaşlar. Bakın, dikkatli dinleyin. Şimdi burada 15 gram mama veriliyorsa şöyle diyebilir miyim? 3 kere köpeklere 100'er gram veriliyorsa A tane köpek, 4 tane kedilere ise 200'er gram veriyorsak B diyoruz. 15 lira demeyeceğiz, grama çevireceğiz, 15 bin yapacağız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Çünkü bunlar gramsa o da gram olması gerekiyor. O zaman sadeleştirmemizi yapalım. 2-0 buradan gitti. 2-0 buradan gitti. 2-0 da buradan gitti. Doğru mu? O zaman ne oldu arkadaşlar? Yukarıda 3A artı 4B 90 iken aşağıda ise arkadaşlar 3A artı 8B 150 oldu. O zaman demek ki buradan bunu çıkardığımız zaman 3A'lar gitti. 4B'ye 60'sa B sayısı 15 bulduk. Yerine koyduğumuz zaman da arkadaşlar A'yı da 10 buluyoruz. Toplam kaç kedi köpek var demiş? 25 tane toplam kedi ve köpek var. Anlaşıldı mı? Çevirme dikkat. Kilo ve gram arasında. Beşinci soruya bakalım. Şekildeki bir masanın kenarından sarkan bir örtünün modellemesi verilmiştir. Kırmızı renk motiflerin sayısı 190 olduğuna göre mavi renk motiflerin sayısı. Kırmızılar şunlar yani arkadaşlar. Başka renk alırsam daha güzel gözükecek. Bakın kırmızı, 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 kırmızı. İlk sırada 1, ikinci sırada 2, üçüncü sırada 3. O zaman 1 artı 2 artı 3 bla 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 n diyelim. Şu da n. Tamam mı? Toplam 190 taneymiş. Formül neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2'den 190. Doğru mu? Buradan da n çarpı n artı 1 380. Kimle kimin çarpımı? 19 ile 20'nin çarpımı 380 yapar. N 19'muş. Demek ki 19'a kadar gelecek. Doğru mu? Hemen şeye gelelim şimdi. Mavi rengi mi alalım? Yok. Yeşili alalım. Bakın şimdi yeşile. Mavilerin sayısını soruyor. Burada bir tane var. Hiç gözükmüyor renkten. Kırmızıya alalım hatta. Burada bir renk var. İki tane yani bir tane mavi var. Burada ise iki tane mavi var. Üç tane mavi var. O zaman o da başlıyor. Bir, iki, üç. Fakat orada şöyle diyeceğiz. Buradan başladığı için bu geriden başlamış. O zaman burada 18 tane sıra var. Doğru mu arkadaşlar? 18'e kadar. Formül ne? 18 çarpı 19 bölü 2 olacak. 18, 12, sadeleş 9. 9 kere 19, 171. Zaten 9 kere 9, 81. Sonu 1 ile biten sadece 171 var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Altıncı soruya bakalım. Bir fabrikada üretilen sandalyelere 5 rakamdan oluşan bir seri numarası verilecektir. Bunun için 0, 3, 4, 4 rakamlar kullanacak. Rakamlar tekrar etmeyecek. İlk rakam 0 olmayacak. O zaman yazalım. 5 basamaklı mı oluyor? 5 rakam. Seri numarası. Tamam mı? Birer kere kullanacağız.
Rakamlar tekrar etmeyecek. İlk rakam sıfır olmayacak. Üçüncü rakam birinci rakamın iki katı olacak diyor. Bakın arkadaşlar. Üçüncü rakam birinci rakamın iki katıysa zaten burada ya 4'e 2 olacak ya da arkadaşlar ne var orada? 2'ye 1 olacak. Doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? Böyle olacak. Diğer bir veri de şu. İkinci rakam yani şu rakamlar 5. rakamdan küçük olacak diyor. Bundan küçük olacak diyor. O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Mesela burası 0 olur. Burası sonuçta geri kalan sayılar ne kaldı arkadaşlar? 1 ile 3. Ya da burası şöyle olacak. 2, 0, 4, 3, 1. 0, 3'ten de küçük, 1'den de küçük. Doğru mu arkadaşlar? Başka bir şey sağlamıyor. 1 ile 2 olduğu zaman da arkadaşlar, şöyle dediğimiz, buraya 0 koyduğumuz zaman, buraya 3 ve 4 de koyabiliriz. Buraya 0 koyduğumuz zaman 4, 3'ü de koyabiliriz. 0, 4'ten de küçük, 3'ten de küçük. Ya da arkadaşlar burada 1'i koyduğumuz zaman, buradan sonra 3 koyarsak, sonuna 2 gelmek zorunda, buraya 0, buraya 4 koyabiliyoruz. 3, 4'ten küçüktür. Başka bir şey olmaz. Şıklarda hangisi var? 20.413. İlk bulduğumuz zaten direkt sağlıyormuş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Kiraz, çilek, üzüm, portakal, elma, mandalina. Yukarıdaki manavda bulunan meyvelerin etiket fiyatları verilmiştir. Buna göre manava giden bir kişi 80 TL'nin tamamını harcamak ve en az 4 çeşit ürün alabilmek şartıyla, almak şartıyla en fazla kaç gram ürün alabilir? Şimdi bu tür soruları da şöyle yapacağız. En ucuz 4'ünü söyler misiniz bana? En ucuz 4'ü. 2 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira. Bundan bunu kullanmayacağız. 80 liramız var. O zaman şöyle yapacağız. Hepsinden birer kere alacakmışız. Alalım. En az bir kilo olacak diyor ya arkadaşlar. Ne yapar burası söyler misiniz bana? 14 yapar. Doğru mu? 80'den 14'ü çıkartalım. Birer kilo elma almak zorundayız arkadaşlar. Doğru mu? Buraya kadar bir problem yok herhalde. Şimdi birer kilo aldık unutmayın. Birer kilo. Yani 4 kilo alındı. Tamam mı? 66 kaldı. Şimdi daha fazla kilo almamız için şunu almamız lazım değil mi? Bolca. 66'yı 2'ye bölersek ne yapar? 33 kilo yapar. 4 kilo da burada vardı birer kilodan. 37. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Demiş ki her ayın farklı günlerinde kasasına para koyan Ersin Bey kasasının şifresine para koyduğu güne göre sürekli değiştirmektedir. Örneğin Mayıs'ın ikisinde kasasına para koymuşsa bulunduğu ayın baş harfini alfabetik sıraya göre kodlayıp 16. artmış mı? Ayın ikisi olduğunda hemen 02 koyuyormuş. Arkasından da Perşembe haftanın 4. günü olduğu için 4 ile de bitiriyormuş. M'nin alfabetik sırası doğru mu arkadaşlar? Ondan sonra ay 31 çekiyor ya en fazla. O da iki basamak koymuş 02. Mesela 17'si olsaydı 17'si yazacakmış buraya. Sonra mesela salı günü olsaydı 2 yazacakmış buraya. Perşembe olunca 4. Çünkü Perşembe haftanın 4. günü. 02 Mayıs Perşembe günü buna gösterdiğine göre şunu söylemiş. Ersin Bey bir sonraki ayın 20'sinde kasasına hangi şifreyi koyar? Şimdi bir kere Mayıs Perşembe kullanılan şey 16.02.4. Şimdi 20 gün sonuna diyor arkadaşlar. Pardon 20 gün sonra demiyor. 20 Haziran diyor. Şimdi bir kere şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Haziran 20 ise bir kere H harfi iki basamaklı bir sayı olacak. H. Çünkü niye? Alfabede H harfine geldiğimiz zaman iki basamaklı olacak. O zaman şuraya 20'yi koyacağız. Tamam mı? 20 olmak zorunda. Bakın 20, 20, 20, 20, 20. Şimdi geldik. Acaba 20 Haziran tarihi hangi güne denk geliyor? Ve aynı zamanda o gün, o ayında, Haziran ayında kaçında, hani Haziran harfinin, H harfinin hangisine denk geldiğine bakalım. Mavi rengi alalım. Şimdi A, B, C, D şeyi unutmayalım. D, E, F, G, H gelmişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doğru mu? 8, 9 mu oluyor arkadaşlar? Yok, 10 olması lazım. Ne unuttuk? Bir de yumuşak G var. Bunu kullanmaya kullanmaya. 10 tane oluyormuş arkadaşlar. Buraya 10'umuzu koyduk. 10'la başlayan bir tane var. Buymuş. Günlerden de yine Perşembe'ye denk gelecek belli ki. Onu da şöyle anlarız. Arkadaşlar, Mayıs ayı 31 çeker. 29 gün burada var. 20 de burada var, 49. 49 7'ye bölündüğünde kalan 0 değil mi? Kalan 0'sa aynı gün olur. Demek ki
Yine Perşembe ayın 20'sinde Haziran. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki.